Bayağıdır kondenser mikrofondan kayıt yapmıyorum. Sürekli yaka mikrofonundan kayda alışmışım. Sonunda ilk turnem bitti. Diğer turneye geçmeden hızlıca podcastleri kaydedeyim. BGE grubunda bir tane post gördüm. ilişkiler üzerine. Sadece ilişkiler üzerine değil genel olarak insan ilişkileri üzerine yapılabilecek bir podcast bu. Görseli ekrana koyuyorum ama hızlıca oyunda olanlar, uyuyanlar, çalışanlar için yazıları da okuyayım. Bir çocuk paylaşmış. Kız arkadaşımı evinden aldım. Yol boştu. Ben kullanabilir miyim dedi. Ehliyetini alalı bir sene olmuş. Ben de güvendim. Arabayı verdim. 7-8 kilometre güzel kullandı. Dönerken sağ iki kapıyı bariyere sürttü. Yaptıracak parası ve durumu yokmuş. Bu kazadan dolayı aramızda açıldı. Ne yapayım sizce? Güncelleme kız ayrıldı. Görselde de şu var. Aşkım biliyorum sen de kötü hissediyorsun ama KYK bursundan falan biriktiremez misin? Çünkü cidden masraflı ve benim de üstüme çok yük binmiş olacak. Karşılığında kız da ben daha fazla devam etmek istemiyorum demiş. Bu olay aslında ilişkilerde çok da yaygın olan bir durum. Araya ekonomi girdiğinde ilişkiler bozulabilir. Onun için ne yapacaksın? Baştan önleminizi alacaksınız. Baştan bazı şeyleri kafanızda oturtmanız gerekiyor. Mesela benim arabam yok motorum var. Kız arkadaş motorumu isterse ona veririm. Tabii ki bu ilişkinin de sürecine bağlı bir şey. Bir iki günlük tanıştığım biri isterse daha onun sürüş konusundaki becerilerini bilmediğim için bu sokağa para atmak gibi bir şey olabilir. Ama bir ay geçmiş, iki ay geçmiş veya sevgili olmuşuz artık benim malım onun malıdır. Ha tabii ki sürüşünü bilmiyorsam yine de kolay kolay vermem. Önce bir sürüşünü test etmem gerekir. Deli dolu bir kızsa motoru vermem mesela. Çünkü ben deli dolu kullanmıyorum. Bu sadece karşı cinsle ilişkilerimde değil. Kendi arkadaşlık ilişkilerimde de geçerlidir. Dengesiz süren arkadaşıma vermem aracımı. Yani aracınızı birine verecekseniz o kişiyle aranızda maddiyatı biraz da çözmüş olmanız gerekir. Çünkü ilişki dediğimiz olay benim param, senin paran, senin param benim param aşamasıdır. Aranızda öyle para konuşulmaz bile. Yok hesabı bu ödemişmiş. Yok malı şu ödemişmiş. Bunlar konuşulmuyor. En azından benim ilişkilerim için öyle. Sadece araç üzerinden düşünmemek gerek. Para eden herhangi bir şeyi ona emanet edebilirsiniz, ona verebilirsiniz. Kameralarımı verdim, kırda, Sorun değil. Eğer sevgilimse benim için gram sorun değil o. İsterse böyle Alexa'yı kırsın. Bu arada Alexa'lar da 6 milyon lira mı ne yapıyor? Tamam tamam Alexa'yı kırmasın. Ama Alexa'yı kırabilecek bir ilişki anlayışı da var. Mesela eşimdir, Alexa'yı kırsın. Onda sıkıntı yok. Ama 2 aylık 3 aylık bir sevgilim. Alexa'yı kırarsa sıkıntı. Ama oradaki sorunda kendi enayiliğim olur. Neden 2-3 aylık bir ilişkime daha tam güvenemeden Alexa vermiş olurum? Olayım. Bir de bu podcast'te konu olan eleman ayrıca bir de kızı darlamış. Parayı ver, parayı ver. KYK bursundan yardımcı olabilir misin diye. Zaten KYK bursu. Kız belli ki zaten parası olan biri değil. Üstünü iyice darlamış kızı. Burada yükü sadece olana da vermemek gerekiyor. Eğer parasal konularda sıkıntı çekiyorsanız mesela dur malını kullanabilir miyim diyorsanız bir insana o malın başına bir şey geldiğinde onu karşılayabilecek bir durumda olmanız da gerekir. Bu yazılı olmayan bir sosyal kural gibi bir şeydir aslında. Ben bir arkadaşımın ara ...aracını kullanacaksam ve o aracın başına bir şey gelecekse... ...o masraflar bana aittir bir yandan da. Eğer KYK bursu alıyorsanız daha ki aranızda zaten birçok kişi üniversite öğrencisi... ...anlık bir gazlı sevgilinizin aracını, arkadaşlarınızın aracını istemeyin. Ne olur ne olmaz dünyanın bin bir türlü hali var. Ama çocuğu da kızı da öyle çok aşağılama niyetinde de değilim. Zaten yaşlar daha genç, ilişkiler konusunda tecrübesizlikler var. Bazı şeyler kafada 30'lu yaşlarda oturuyor. Yani ben bugün böyle konuşuyorum ama 20'li yaşlarımın başında belki ben de bu eleman gibi olabilirdim veya o kız gibi olabilirdim. Yine de bazı şeyleri önceden kafada oturtmak çok daha iyi olabilir sizin için. Belki de şu olay olmasaydı bunlar çok güzel bir ilişkiye devam ediyor olabilirlerdi. Mükemmel ilişkiler bazen alakasız tatsız krizler yüzünden son bulabiliyor. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Gösterilere beklerim. Öpüyorum hepinizi.